Batar Gazi Belediye Başkanımız ev sahipliğinde. Burada toplanmış bulunuyor Sayın Genel Başkan Yardımcısı Milletvekilimiz Hüznü Çalık, Sayın Hüznü Çalık'la birlikte bu mahallelerdeki eksikliklerle ilgili konuları görüştük. O eksikliklerle ilgili Sayın Vekilimiz, Sayın Belediye Başkanımız istişare yapıldı. TOKİ Başkanı'yla da görüştü. Bir an önce bu evlerin başlaması, inşaatın başlamasına karar verildi. Bu toplantıyı düzenleyen Batar Gazi Belediye Başkanımıza, Sayın Hızır Çalık Hanımefendi Milletvekilimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Bulutlu Mahalle Muhtarı ben, yanımda Lamıştaş Mahalle Muhtarımız Şevket Bey var. Düzyol Mahalle Muhtarımız Şevket Aytar Bey var. Pelikli Muhtarımız Hacı Bayram Tutuk var. Biz bu toplantıyı tekrar düzenledikleri için bütün muhtarlar adına saygı şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Malatya Milletvekilimiz Öznur Şavık Hanımefendi ile beraber özellikle Batar Gazi'mizde 24 Ocak depreminde etkilenen bariz köylerimizle, köy mahallelerimizle toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. Bazı yerlerde özellikle konut yapımında gecikmeler oldu. Bunun sebebi de özellikle yer tahsisleri, yer belirlenmesi noktasında kimi vatandaşların özellikle konutlarının kendi yerlerinde yapılması, kimi yerlerde ortak alanın belirlenmesi noktasında zaman zaman uzlaşmazlıklar da söz konusu oldu. Bugün tekrar özellikle mevsimin kışa doğru yaklaşması hasebiyle etkilenen, özellikle daha fazla etkilenen 5 tane muhtarımızla bir araya gelmiş olduk. Amacımız bir an önce buralarda konutların yapımına başlanılması. Bazı mahallelerimizde konutlar yapıldı, yapımı da devam eden konutlarımız da var. Ama bazı hak sahiplerinin yerlerinin tespit edilmeyişi noktasında bir araya gelip ne yapabiliriz bu konuda, gerek TOKİ, gerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, gerek AFAD'la bir araya gelip inşallah kısa süre içerisinde bu konutların yapımına, yani eksik kalan konutların yapımına başlanılacak. Biraz öncesinde de muhtarlarımızın da şahit olduğu TOKİ Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde şu an 4800 tane konutun Malatya'da ihalesinin yapıldığı, ama gerek biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi gerek yol problemleri, gerek yer tahsisi noktasında oluşan sıkıntılardan dolayı bazı konutlara başlanılmadı. Ama şu an inşallah muhtarlarımız gidip vatandaşlarla konuştuklarında yer tespitlerini kesinleştirecekler. Eksik kalan konutlarımız da yapılıp vatandaşımızın bir an önce hizmetine sunulmuş olacak. Bu arkadaşlara şunu ifade etmiştik. Bunu inşallah sorunsuz bir şekilde çözmüş olacağız. Özellikle köyde konut istemeyen hak sahiplerinin şehirde de Gelincik Tepesi diye belirtmiş olduğumuz yerde yapılan konutlardan da hak sahibi olacağı konusunda yine arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, hatta birkaç güne de kalmadan kalan yerleri tespit edilen konutların yapımına hemen başlanacak. Muhtarlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Baş muhtarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın hepinize çok selamları var. 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hasreten teşekkürleri var. Ve muhtarlarımızın sosyal hakları, özlük haklarının iyileştirilmesi çok önemliydi. Bu hamle dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz bütün muhtarlarım adına. Bugün deprem esnasında evleri hasar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bir toplantıyı daha yaptık. Ve Battal Gazi Belediye Başkanımın ev sahipliğinde, Battal Gazi İlçe Başkanımızın koordinasyonunda muhtarlarımızla Düzyol, Kamıştaş, Bulutlu, Pelitli ve Çolak mahallelerimizdeki, Battal Gazi ilçemizdeki muhtarlarımızın sakinleriyle ilgili yaşanılan sorunları konuştuk. Çok önemli bir yol kat edilmiş vaziyette. Yıkılması gereken evler yıkıldı. Enkazlar kaldırıldı.
yerler tespit edilen yerlere de evlerimiz yapılmaya başlandı. Mesela Bulutlu'da şu an 17 tane evimiz yapıldı. 20 tane evimiz yapıldı. Diğer mahallelerimizde yerlerle ilgili sorunlar bertaraf edildiği andan itibaren de ihaleler yapılmış, evlerimiz inşa edilecek ve bunlarla ilgili konuşmaları beraberce yaptık. TOKİ Başkanımızı aradık. Çevre Şehircilik, TOKİ, AFAD, bütün ekiple birlikte, Battal Gazi Belediye'mizle birlikte nerede ne yapılması gerekir sorunları konuştuk. İnşallah en kısa zamanda Düz Yolda, Pelitli'de, Çolaklı'da, Kamıştaş'ta ve Bulutlu'da evlerimizin inşası yapılacak. Bizler de gidip evlerinde birer tane çaylarını içeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.